Merhaba, programa hoş geldiniz. Türkiye nasıl bir ülke derseniz bugün için söyleyeceğim şu da, yani daha öncesi için de geçerli. Türkiye tam bir çadır tiyatrosu esasında. Çadır tiyatrosu çünkü her şeyimiz o kadar Alaturka ki, o kadar böyle ilkel vaziyette, ha başımıza geldi şöyle mi yapsak böyle mi yapsakları tartışıyoruz ki. Şu anda tabii en büyük tartışmalardan bir tanesi çadır. Yeteri kadar çadır yok. Yeteri kadar çadır var esasında ama yeteri kadar çadır gitmiyor. Askeriyedeki çadırların tamamını verseler bütün Türkiye'ye neredeyse yetecek ölçüde. Yani belki abartıyorum tabii ama. Ancak çadır olayı çözmüyor işte. O yüzden çadır tiyatrosu gibi diyorum. Çadır tiyatrosunu küçümsemek anlamında söylemiyorum. Halk dilinde böyle bir deyim olduğu için söylüyorum. Çadır dardaki barınmada çadırın ne zaman önemi olur? Orayı ısıtırsanız olur. Orayı ısıtmanız için bir o kadar elektrikli soba götürmeniz gerekir. Elektrikli sobayı çalıştırmak için ya elektrik ya o kadar jeneratör götürmeniz gerekir. Hangisi var? Bir tek çadır var, o da dağıtılmayan çadır. Yani iler tutar bir yanı var mı Türkiye'nin derseniz yok. Tabii çadır sisteminin böyle bir olduğu ülkede ülkenin başında da Recep Tayyip Erdoğan olacak. Yani bu gayet doğal bir şey. Şimdi çözümler bulmuş. Mayıs'a kadar üniversiteleri kapatıyor ki oranın yurtlarında depremzedeler kalsın. Çözüm mü? Benim belki de en son aklıma gelecek çözüm Erdoğan'ın ilk aklına gelecek çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Erdoğan'ın üniversite mantığından çok bir bağlantısı yok. Üniversite onun için önemli değil. Üniversite onun için şöyle önemli. Ne kadar fazla üniversite açarsak o kadar iyi olur. Şeyi hesap etmiyor Erdoğan, yani köşe bakkalı gibi görüyor üniversiteyi. Belki de deneyimi yok, ondan böyle zannediyor. Çünkü bir üniversitenin, bir fakültenin kurulabilmesi için gerekli insan sayısının ne olduğunu Erdoğan bilmiyor. Bilmediği için de böyle üniversiteler açıyor. O kadar yeterli senin öğretmenin, profesörün, asistanın, doçentin, yardımcı doçentin olmayınca o üniversitelerden yetişen mezun olanlar nasıl mezun oluyorlar? İşte böyle mezun oluyorlar. 4 yıl mühendislik okuyup mezun oluyor ve bina yapıyor. Bina yerde. Bunun mantığı ne? Çok üniversite mezunu mu olsun? Oluyor ama sen yeteri kadar işsizliği önleyememişsen üniversite mezunu işsiz sayın artıyor. Şimdi ben bu iktidarın, yani gelecek olan iktidarın yanında olsam bu mevcut üniversitelerinin birçoğunu teknik okula çeviririm. Şaka değil, teknik okula. Şimdi Avrupa Birliği genişledikçe buradaki Türk işçilerin Fransa'daki, Almanya'daki vasıfsız Türk işçi. Bu vasıfsızı küçümsemek anlamında söylemiyorum. Belli bir eğitimden geçmemiş ama işte inşaatta çalışıyor, şurada çalışıyor falan. İşçilerin yaşadıkları bir çıkmaz vardı mesela. Neydi o çıkmaz? İşte Bulgaristan'dan insanlar geldi, işte Romanya'dan geldi, şuradan buradan, işte bu Avrupa Birliği genişledikçe oradan çalışmak için insanlar gelmeye başladılar. Hemen hemen hepsinin elinde bir diploma. Şimdi sosyalist düzenden başlayıp da lise bitirme mecburiyeti ya da teknik okul bitirme mecburiyeti olan ülkelerden geldiler bu insanlar. İnşaat teknisyeni. Babadan görme değil, alaylı değil. Şantiyede gittiği zaman çizimi aldığında hepsini anlayabilecek kapasitede teknik okul mezunu çocuklar. Kadınlı erkekli. İşte ne bileyim ben, hemşireler geldi. İşte Fransızcasını, Almancasını öğrendiği zaman atıyorum bir kısmı ameliyat hemşiresi oldu. Bir kısmı göz doktoru yanında hemşire oldu. Çünkü uzmanlıklarını yapmışlar. Ve öylelerine rastlıyorsunuz ki bu ara çok hastaneye gittim, doktora gittim. Bazılarını ben doktor zannediyorum. Sorduğu sorular neler yaptıklarına baktıkça. Hayır ama teknisyen. Doktor en son noktada geliyor. Acilde işte doktora söylüyor. Şunları şunları yap. Gelene bakıyorsunuz. Doktor zannediyorsunuz. Değil, teknisyen. Bütün raporlar çıktıktan sonra doktor diyor ki ya şunlar 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 olacak. Şunlara devam edin falan filan. Ben o üniversitelerin hepsini, yani hepsini, sonradan açılanların hepsini teknik okula çevirdim. Türkiye'nin bu teknik lise mezunu ihtiyacı tahminlerin çok ötesinde. Şaka değil ve kalkınamama nedenlerinden bir tanesi. Şimdi o ciddi bir artık burjuva kültürünü almış sanayiciler yanında çalışan eski elemanları işten atmıyorlar. Ne yapıyorlar? Bir yıl maaşlı olarak ya da 6 ay maaşlı olarak kurslara gönderiyorlar. Kendisine o sırada 6 ay faydası var mı? Hayır. Fabrikaya uğramıyor bile. Ne yapıyor? Bu işin tekniğini öğreniyor. Bu işverenin ne işine yarıyor?
daha iyi bildiği için daha verimli çalışmaya başlıyor. Bir diplomayla geliyor ama 6 ay sonra ama 1 yıl sonra. Tabii daha kalifiye bir eleman olduğu için maaşı da ona göre artıyor. Bunu çok büyük firmalar yapmıyor. Yani çok fazla firma yapmıyor. Ama bu Türkiye'de yapılmaya başlandı. Ve çok önemli bir şey. O yüzden Erdoğan'ın ilk aklına gelen ben açtım ben kapatırım üniversiteleri işte yaz sonuna kadar kapatıyorum. Tabii yaz sonunda ne olacak? O kadar üniversite tekrar açılacak mı? Hayır açılmayacak. Bunca binlerce, yüz binlerce insanı ev hazırlamayacaksınız. Çadırda da kalmaya devam et diyemeyeceksiniz. Herkesi akrabasının yanına götüremeyeceksiniz, gönderemeyeceksiniz. Yani onların da oturduğu oda sayısı, nüfus sayısı belli. Yani başımın üstünde yerin varın bir yere kadar. Başın kapasitesi belli, alacak insan sayısı belli. Çözümsüz. Çadır. Çadır var, yeteri kadar dağılmıyor. Dağılanlara elektrik gitmiyor çünkü elektrikler kesik. Jeneratörlerden elektrik veremiyorlar çünkü yeteri kadar jeneratör ulaşmamış. Jeneratörün ulaşması için tırlar gerekiyor. Tırların oralara gitmesi için yolların düzgün olması gerekiyor. Yani bundan sonra Erdoğan şöyle konuşacak herhalde. İşte biz iktidara geldiğimizde yollar yoktu. İşte Maraş-Hatay arası şu yolu biz yaptık. Ne güzel yıkıldı değil mi? Görüyorsunuz, gördünüz işte, yaşadınız. Havaalanı yoktu, biz yaptık. Pisti çöktü ama havaalanı var. Yani bugün de 10 ilin bir tanesi hariç 9 havaalanı şu anda kullanılamaz ya da bazıları geçici olarak onarıldı, kullanılabilir. Ama hala havaalanı olarak geçiyor. Tabii yılda 50 kişinin uçtuğu yerde havaalanı, oraya da yaptılar. Rant oradan çıkıyor ortaya. Bunun cezası ne olmalı? Şimdi müteahhitin bir tanesi kaçarken yakalanmış. Bir tanesinin çocuğu ne kadar doğru bilmiyorum. Okudum ama yani. Babamı ben ihbar ettim diyor. Hatırlayacaksınız bazı programlarda bu insanlar böyle abuk subuk konuşunca hep şunu sorardım kendime. Yani size de sorardım. Ya bu insanlar eve gittiğinde çocukları baba nasıl böyle bir konuşma yaptın demiyor mu? Derdim. Çünkü insan için utanç verici bir şey. Babanın bu kadar aptalca ya da annenin bu kadar aptalca konuşması. Bizde siyaset erkek ağırlıklı olduğu için daha çok baba diyorum. Sonunda çocuğun burasına gelmiş yani. Babamı ben ihbar ettim diyor. Müthiş bir toplumuz yani. O kurtarma ekiplerini tebrik ediyoruz. Ben de tebrik ediyorum. Ama niye 50-60 kişi kurtarıyor? 50-60 kişinin 40-45'i bilemediniz 40'ı seyrediyor. Yani seyredenlerden bir tanesi hemşire olabilir. Bir tanesi doktor olabilir. Geri kalan 38 seyrediyor oradalar. Hepsi aynı yerde bulunuyorlar. Sonra hep beraber bir Allahu Ekber nidasıyla çocuk aşağıda 5 gün kalmış ya da kadın ya da adam sessiz. Bir hurrayla böyle feleği daha beter şaşıyor. Daha beter bir şaşkınlık içerisinde. O anda dua zannettiklerinde dua olmadığını bilmiyorlar. Yani savaş nidasını kurtarmada kullanıyorlar. İşte yani bilimi bilmediğin zaman, bilime inanmadığın zaman, inandığını zannettiğin dini bilmediğin zaman karşına böyle bir toplum çıkıyor. Karşına böyle bir başkan çıkıyor. Reis çıkıyor. Sonuç? Sonuç ortada. Sonuç çadır devleti olarak devam ediyorsun yaşantına. Hiçbir zaman o büyük tiyatro sistemine geçemiyorsun. Yani geçenler yok mu? Var tabii. Ama orantı yaptığın zaman yani İstanbul'daki tiyatro sayısını Avrupa'nın herhangi bir şehrinde orantıladığında akıl almaz bir şey. Yani büyük her mahallede tiyatro var. Sonra tabii böyle bir ülke olarak devam ediyorsun yaşantına. Çünkü o çadır tiyatrosu geleneğini bozmamak gibi bir niyetim var. Bu kadarı bana yeter. Öbürü ciddi bir iştir. O ciddi iş beni aşar. Ben hala her tarafı konteynerle bir anda doldurmak yerine çadırları doldururum. İçinde ısıtan ısıtan. Çadırın içinde ağaç yakabilirler. Sonra çadır yanar. Onu da söndürürüz. Ne olacak? Ekipler zaten hala hazırda. Orada itfaiye mitfaiye. Neden? Çünkü elektrik veremiyor. Neden? Bunların anlatılmaması için iletişimi de kesiyorum. Şimdi Ahbap'la uğraşıyorlar. Akıl almaz bir şey Ahbap'la uğraştıkları ama kendi açılarından baktığımız zaman o kadar doğru ki. Yani bu depremde çok ses çıkartmıyor Erdoğan. Ama deprem sonrası atıyorum bir ay sonra, iki ay sonra Ahbap ya da onun benzeri bir takım kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin paralarına el koyabilirler bunlar. Kapatabilirler, yapabilirler. Niye? Çünkü ben Türkiye'nin lideriyim, ben Orta Doğu'nun lideriyim, ben dünyanın lideriyim derken öyle bir noktaya geldi ki devlete giden yardımdan çok Ahbap'a gidiyor. Çünkü orada yapılanlar ortada. Halkın güvenini yitirmiş. Devlete güveni yok halk. Eskisi gibi yok. Çünkü işin içine
karma karışık şeyler koymuşsun. O karma karışık şeylere Türkiye hazır mı? Bunu bilmeden yapmışsın. Yani eğitmeden Türkiye'yi eğitilmiş bir ülke kıvamında zannediyorsun. Hayır. Allah korusun lan, Allahu Ekber lan, Allah'a şükür lan devam eden bir deprem döneminden geçiyoruz. Burada dindarlara falan laf ettiğim yok. Ama bu mantıkla gittiğin zaman bilimden uzaklaşıyorsun. Bilimden uzaklaştığın zaman dış çevresi ya da musluğunu iyi gördüğün, işte parkesi pahalı zannettiğin, çok cilalanmışı, çok parlayanı pahalı zannediyorsun. Binayı alıyorsun ve üstünde 15 kat birden var, birdenbire. Ve intikam alıyorsun. Orhan Aydın, kaç yıllık arkadaşım bilmiyorum bile, o kadar eski ki. Cimcime kızı, Şafak, yani hep beraber bütün bir grup elimizde büyüdü. Yani bizim, işte bugün onu yazdım, işkencelerimiz de ortaktı, idamlarımız da ortaktı, hapislerimiz de ortaktı, çocuklarımız da ortaktı. Şimdi onlar gidiyor. Nasıl gidiyor? Birinci günden neredeyse sabahın 6'sından itibaren deprem başladıktan sonra Orhan avaz avaz bağırıyor. Kızım şu adreste, annesiyle birlikte kurtarın. 5,5 gün vinç gönderilmiyor oraya. İntikam alıyorlar. İktidarı eleştiren Orhan'dan intikam alıyorlar. Benden alıyorlar, ondan alıyorlar, şundan alıyorlar. Müthiş bir şey. Dün ya da önceki gün söyledim. Yani bu deprem aynı ölçüde batıda olsaydı yardım bu kadar aksar mıydı diye düşünüyorum. Bunu utanarak düşünüyorum çünkü beni o noktaya sen itiyorsun. Öyle bir hareket ediyorsun ki ben senin bu depremde ırkçılık yaptığını düşünmeye başlıyorum. Bir müddet içimde atıyorum, bir müddet sonra dışarı vuruyorum. Ben dışarı vurunca bunu başkaları da söylemeye başlıyor. Yani sadece ben değil, ben yaptığım için şimdi ben diyorum. Benim gibi bir sürü arkadaşım var, yayıncı var, gazeteci var, bilim insanları var. Şimdi hangi ilçe bilmiyorum. Bir ilçe var. Bir ev yıkılmamış ya, bir ölü yok. Belediye başkanı demiş ki burada hiç kaçak, göçek ev olmayacak. Başkan diyor ki, CHP'li bir başkan, ona rağmen olmuyor muydu? Oluyordu ama çok büyük cezalar veriyorduk ve işte onları ya tamir ediyorlardı ya ona, yani destek grupları falan filan. Bir ölü yok, bir yıkılmış ev yok. Demek ki yapılabiliyor, adam örnek orada. 2-3 tane böyle ilçe var. Yani şimdi herkes işte müteahhitlere ceza verilsin. Verdin, bütün müteahhitleri aldın içeri. O müteahhitlere olur raporu verenleri. Hadi onları da aldın. Hiç bugüne kadar konuşmadım ama televizyonlarda konuşuluyor. Sadece bu iktidar zamanında 8 tane sanıyorum ya da 9 tane imar affı var. Erdoğan'ın açıklaması var, kaç yılı bilmiyorum. İmar affı veriyoruz, onlar da bağış yapıyor. Bu siyasi bir açıklama arkadaşlar. İmar affı alıyoruz, veriyoruz, onlardan da bağış geliyor. Bulursam koyacağım, sabah okudum. Niye bir kenara koymadım bilmiyorum çünkü yoruldum. Yoruldum, bugün iyice yoruldum çünkü evimde bir kedi köpek savaşı vardı. Şimdi diyeceksiniz ki nereden çıktı bu? Bütün Türkiye zaten debeleniyor şimdi evde. Benim komşumun 2 tane köpeği var. Benim de 2 tane kedim var. Hemen hemen onların giriş çıkış saatlerini bildiğim için o saatlerde pek kedileri salmıyorum. Köpek dediğime bakmayın, kedilerden aynı boydalar. Fakat sonuçta biri kedi, biri köpek. Tam bu programı hazırlıyorum, eve daldım bir tanesi. Damla Tekir olan uyanık. Bavulların arkasındaki yatağın altına, arkaya girdi, sakladı kendini. Doberlen köpek, siyah olan kedimle, en çok da onu gördünüz zaten. Evin bir ucundan bir ucuna, kaç kere gittiler hatırlamıyorum. Komşu kadın bir yanda köpeğini tutacak, ben bir yanda kedimi, öyle hızlı gidiyorlar ki tutamıyoruz. Belki yarım 15 saniye, belki yarım dakika. O iki tane minik, iki tane perdeyi indirdi. Bir köpek benim bacağımı öyle bir çarptı ki bacağım kırıldı zannet. Kedi köpek savaşı görmedi. Ben gördüm işte bir de burada. Evet, bunu da biraz gülümseyin diye anlattım. Çünkü Şafak'ın ölümü yakın olunca daha kötü oluyor insan zannediyorum. Beni allak bullak etti. Ve bilerek yapıldı. Şafak'ın ölümü bir cinayettir. Bağıra bağıra bir cinayettir. Bir cezadır. O kıpır kıpır çocukluğunda cimcime diye sevdiğim kız gitti uçtu. Ve onun gibi çok insan tanıdık. Bazılarını uzaktan, bazılarını yakından. Bazılarını hep herkes için söylüyorum işte Facebook'tan, Twitter'dan bildikleriniz gittiler. Bir anne, parti eş başkanı, muhalif. Bir baba, tiyatrocu, sanatçı, yazar, muhalif. Depremin başladığı andan itibaren kızın kaldığı yer belli ve kurtarılamadı. Ve bu ülkede kedi köpek kavgası olmuyor bir türlü. Herkesin birbirine böyle hırsıza, hırlıya saygısı var. Öyle deyim üretmişiz. Çalıyor ama
çalışıyor. Çalıyor ama çırpınıyor. Çok bariz ya. Yani adam demiş, imar affı çıkartıyoruz, bize bağış yapıyorlar. O şartla çıkartıyoruz. Yani ölüm fermanını veriyoruz. Niye? Karşılığında para karşılığında. Bu deprem olmasaydı bu cuma meclis, sanıyorum bu cumaydı, meclis imar affını, AKP'nin 9. ya da 10. imar affını çıkartacaktı. Şimdi bir gazeteci sorar mı, efendim imar affı hakkında ne düşünüyorsunuz? O da ya hapsi göz alır mı bir gazeteci, bilemiyorum. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.